İyi günler sayın seyircilerimiz günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Avrupa siyasi topluluğu zirve çalışmaları Prag'da başladı. Zirve Avrupa'daki en acil güvenlik ve istikrar konularını ele almak için siyasi diyaloğu teşvik etmek ve işbirliğini güçlendirmek amacıyla Avrupa kıtasının 44 ülkesinden devlet başkanlarını bir araya getirdi. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Çek Cumhuriyeti Başbakanı Petr Fiala'nın daveti üzerine Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani Kosova'yı temsil edeceği Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine katılmak üzere Prag'a gitti. Osmani Avrupalı liderlerin önünde bölgede ve ötesinde sürdürülebilir barışın garantisi olarak Kosova Cumhuriyeti toplumu ile kurumlarının Avrupa Atlantik entegrasyonuna sarsılmaz bağlılığını dile getirecek. Cumhurbaşkanı Osmani gün içerisinde Çekya'nın başkenti Prag'da Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelecek. Bu görüşmelerin ana teması Kosova ile Sırbistan arasında Brüksel'de gerçekleşen diyalog ve Kosova için çok önemli olan vize muafiyeti konusu olacak. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Osman ile yaptıkları görüşmenin ardından Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić ile de bir araya gelecekler. Prag'da yapılan bu görüşmelerin amacı tarafları tekrar görüşme masasına oturtarak diyaloğun devamını sağlamaktır. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılıyor. Ekonomi Bakanı Artane Rizvanoğlu, enerji tüketimini azaltmak için hükümet tarafından hazırlanan vatandaşa yardım paketini açıkladı. Rizvanoğlu, bu sübvansiyonlarla devletin 12 milyon euro tasarruf yapacağını söyledi. Ekonomi Bakanı Artan Rizvanoğlu, enerji tasarrufu sağlamak amacıyla hazırlanan yardım paketini açıkladı. Vatandaşlara yapılacak yardımlar sayesinde enerji tüketiminin azaltılmasını hedefliyoruz diyen Ekonomi Bakanı Rizvanoğlu, bu önlemler sayesinde devletin önümüzdeki kış 12 milyon euro tasarruf yapacağını söyledi. Rizvanoğlu, devletin sunduğu 6 milyon tutarındaki yardım paketinden faydalanmak isteyen vatandaşlar bugünden itibaren e başvuru yapabilir. Başvuru kriterleri başvuru çağrısında belirtilmiştir. Biyokütle kazanları %70 veya 1200 avroya kadar, enerji tüketimini %30 azaltan ısı pompaları 2500 euroya kadar sübvanse edilecek. Verimli klimalar %40'a yani 400 euroya kadar. Klimalar sosyal düzeni olan aileler için biyokütle odunlu verimli sobalar %90 veya 560 euroya kadar sübvanse edilecek dedi. Bakan Rizvanoğlu bu tedbirlerle 10 bin aileye destek olmayı amaçladıklarını vurguladı. Sübvansiyon sayesinde yardım alacak ailelerin elektrik tüketimini %70 oranında azaltılması bekleniyor. Eğitimde yaşanan sorunlar bugün yapılan Meclis Başkanlık Kurulu toplantısının gündemini oluşturdu. Öğretmen maaşlarının yatırılmasını isteyen muhalefet toplantıyı terk etti. Meclis Başkanlık Kurulu toplantısını önce PDK Parlamento Grubu Başkanı Abelert Tahiri terk etti. Greve katılan öğretmenlerin Eylül ayı maaşlarını ödemeyen hükümete yüklenen FDK Milletvekili Tahir'i iktidarın kibirli davrandığını belirterek 25 bin öğretmenin hakkını çiğnendiğini iddia etti. Meclis Başkanlığı Kurulu toplantısına aynı gerekçeyle terk eden Kosova Demokratik Birliği Parlamento Grup Başkanı Arben Gashi de iktidarın öğretmen maaşlarını ödenmemesi için hiçbir sebep yok, kendi keyfine göre hareket ediyor vurgusu yaptı. Bedvendosya Meclis Parlamento Grup Başkanı Mimoza Kusareli ile durumu çok yakından takip ettiklerini ve yasalara göre hareket edeceklerini söyledi. Katılımcılara sertifikaların verilmesiyle Norveç Büyükelçiliği tarafından desteklenen Başbakanlık bünyesindeki topluluklar ofisi tarafından yürütülen ve tüm topluluklardan 100 gencin kurumlarda pratik iş tecrübesinden yararlandığı proje tamamlandı sertifikaların verildiği törende yaptığı konuşmada Başbakan Albin Kurti, gençlik hükümet politikamızın ve kamu angajeliklerimizin odak noktası olmaya devam ediyor. Çünkü Kosova'da ortalama yaşın 31 olduğunu unutmayarak, gelecekteki gelişimimiz büyük ölçüde gençlerimize nasıl yardım ettiğimize ve onlara nasıl davrandığımıza bağlıdır dedi. Başbakan Kurti bu vesileyle hiçbir ailenin en azından bir çalışansız kalmaması amacıyla hükümetin yaz aylarında başlatılan her aileden bir çalışan gibi çeşitli politikalarla eğitim ve istihdam olanaklarını artırmaya kararlı olduğunu bir kez daha söyledi. Eğitim Bakanı Arbariyana Gavsi, grev nedeniyle kaybedilen 22 günlük derslerin ilerideki aylarda telafi edilmesi adına avans olarak ödemenin birkaç gün içerisinde yapılacağını açıkladı. Eğitim Bakanı Arbariye Nagalsi, Maliye Bakanı'nın devlet bütçesini korumak için yasal yükümlü olduğunu söyledi. Öte yandan çok sıkıntılı bir durumumuz var çünkü belediyeler listeleri göndermedi. Belediyeler hatta siyasi meselelerde kullanılmak üzere greve devam edilmesi için değişik baskılar yaptı diyen Nagalsi, eğitim öğretim takviminin revize edilmesinin kararlaştırıldığını ve kayıp derslerin telafisi için Eylül ayı için ödemenin yapılacağını bildirdi. Maaşlar kanununda değinen Bakan Nagalsi, öğretmenler için şimdiye kadarki en iyi kat sayıyı öngördüklerini açıkladı. Maaş kanununun Ocak ayında onaylanıp onaylanmayacağı sorusu üzerine Eğitim Bakanı Arbriyana Gavsi bu meselenin milletvekillerinin kararına bağlı olduğu için garanti veremeyeceğini ancak kanunun yürürlüğe girdiğinde öğretmenlerin hak ettikleri muameleye tabi tutulmasının önemli olduğunu söyledi. Kosova polisi dün akşam saatlerinde yasa dışı kumar örgütlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında biri polis memuru olmak üzere 13 kişi gözaltına alındı. Prizren savcılığının emriyle dün akşam saatlerinde Kosova polisi organize suçla mücadele birimleri tarafından Prizren, Malişeva, Suhareka ve Priştine'de yasa dışı kumar örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyon kapsamında 19 mekana baskınlar düzenlendi. Biri polis memuru 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin yasa dışı kumar oynatma ve tefecilik suçlarını işlediklerinden şüpheleniliyor. Yapılan baskınlarda 50 bin euro nakit para, silah, bilgisayar ve çok sayıda araca el konuldu. Sayın seyircilerimiz Kosova'da yeni eğitim yılı bir aylık gecikmenin ardından 3 Ekim'de başladı. Ekibimiz Priştine'de Türk dilinde de eğitim verilen Elena Cika İlkokulu'na giderek yeni öğretim yılı hakkında bilgi aldı. Başkent Priştine'de Türkçe eğitiminde yapıldığı Elena Cika İlköğretim Okulu yeni eğitim öğretim yılı için yaptığı hazırlıkların ardından bir aylık bir gecikme ile kapılarını tekrardan öğrencilerine açtı. Biz bir Eylül için zaten hazırdık her şeyiyle. ister e, okulun infrastrüktür açısından ister de malzemelerimizde fakat kitaplarla maalesef sıkıntımız var. Ee, sürekli hafta sonu cumaya kadar diye avutuyordu kendimizi ve o tür sözler alıyoruz gerçi genelde ki kitaplarla donatılacağız. Maalesef e, Türk öğrencileri için kitaplar hala hepsi mevcut değil. Çok az bir e, sayı birden 5'e kadar ve 6-9 fena değil diyebilirim. Yine yüzde %60-70 kitaplarımız var. dokuzlar hariç 6-7 ve 8'ler için. Fakat alt sınıflarımız için, ilkokul için kitaplar hemen hemen hiç yok. Bakanlık çok hızlı bir süreçte zaten hemen takvimi değiştirip ve telafi tarihlerini zaten bize bildirdi, yayınladı. Kararname ile bütün okullara yayınlandı. Ve tabii biz elimizden geleni, bakanlığın varılan şeyi, e, kararnameyi uygulamaya çalışacağız. Derslerin başlamasıyla öğretmenler de uzun bir eğitim hayatına ilk adımı atan birinci sınıf öğrencilerine kavuştu. Şu anda birinci sınıfta kaydını yaptıran 25 öğrenci var. Okula başlayan 22 öğrencimiz. 3 öğrenci daha Gelmedi, onların yakın bir zamanda gelmelerini beklemekteyiz. Her yıl olduğu gibi bu yılda birinci sınıflarda en önemli alfabe bir de matematik ders kitapları elimizde yok. Bunların yakın zamanda gelecekleri vaatlarını aldık. Biz Türkiye'den Türkiye Cumhuriyeti'nin vermiş olduğu set birinci sınıflar için set kitapları elimizde var. Bütün öğrencilerime bunları dağıtıp başlangıç olarak bu kitaplarla çalışmaktayız. Okula gitmenin en büyük heyecanını ise birinci sınıflar yaşadı. Derslerin başlamasındaki gecikmenin farkında olmayan miniklerin gözlerindeki sevinç görülmeye değerdi. Derslerimi yaptım. Aha. Arkadaşlarımla çok eğlendim. Ve de televizyonda bir şeyler öğrendik. Çünkü böyle tutuyoruz. Burada bir, burada da bir yazıyoruz. İki, iki. Böyle. Kosova'da bir ay süren grevin sonuçlarına yine çocuklar ve veliler katlanacak. Eğitim Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda grev süresince yapılmayan dersler cumartesi günleri telafi edilecek. Biz buna kayıtsız kalmayacağız. Biz veliler olarak sesimizi duyuracağız, bir eylemde bulunacağız ve asla çocuklarımızı Cumartesileri ya da işte 15 tatilinde bir hafta kaybetmelerine izin vermeyeceğiz. Mutlaka ki bu derslerin telafisi olmalı. Çocuklarımız derssiz kalmamalı. Ama bu biz veliler ve çocuklarımızın suçu olmadığı için başka bir çözüm bulmalarını talep ediyoruz. Elena Cikayık Okulu'nda 200'ün üstünde Türk öğrenci eğitim görüyor. Uluslararası sahnesinde öne çıkan haberlere gelince Tayland'da çocuk bakım merkezine düzenlenen silahlı saldırıda en az 34 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında çocuklar da var. Saldırganın eşini, çocuğunu ve kendisini de öldürdüğü açıklandı. Tayland'da polis sözcüsü yardımcısı Reuters'e verdiği demeçte en az 31 ölü var. Saldırıya dair ayrıntılar hala geliyor dedi. Tayland hükümet sözcüsü saldırganın kendisini öldürdüğünü duyurdu. Fail, eski bir polis olan 34 yaşındaki Panya Kamrap. Kamrap'ın geçen yıl ordudan kovulduğu açıklandı. Raporlar, Panya'nın geçen yıl bir uyuşturucu testinde başarısız olduğu için polis teşkilatındaki görevinden kovulduğunu söylüyor. Ülkede toplu saldırılar nadir ancak 2020'de bir mülk anlaşmasının kötüye gitmesine kızan bir asker 4 lokasyona yayılan bir saldırıda en az 29 kişiyi öldürdü ve 57 kişiyi yaraladı. Kuzey Kore bu sabah iki balistik füze daha fırlatarak iki hafta içinde yaptığı izinsiz denemelerin sayısını 6'ya çıkardı. Bu denemelerden toplam 10 füze fırlattı. Pyongyang denemelerinin ABD ve Güney Kore'nin birlikte devam ettikleri askeri tatbikatlara cevaben yapıldığını açıkladı. Kuzey Kore salı günü Japonya üzerinden Pasifik Okyanusu'na orta menzilli bir balistik füze denemesi yapmış. Bu Japonya'nın kuzeyinde büyük bir panik yaratmıştı. Bunun üzerine ABD ve Güney Kore dün dört kısa menzilli füzenin Japon denizindeki hedefleri başarıyla vurduğunu söyledi. Ancak Güney Kore yapımı daha uzun menzilli bir füze denemesi başarısız oldu. Yetkililer bu tatbikatın Pyongyang'dan yapılan provokasyonları durdurmak için yapıldığını ekledi. Pyongyang'ın 5 yıl aradan sonra Japonya üzerinden attığı füze nedeniyle ABD'nin çağrısı üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi acil olarak toplandı. 2 aydır ABD, Güney Kore ve Japonya olası bir Kuzey Kore saldırısını önleme ve yenme amacıyla bir dizi ortak askeri tatbikat yapıyor. Şimdi bugün ve yarınki hava durumuna da bir bakalım. Ardından da kapanışı yapmak için tekrar karşınızda olacağız. Ülkemizde bugün hafif parçalı bulutlu bir gün yaşanıyor. Başkent de günün en yüksek hava sıcaklığı 21 dereceyi gösterdi. Kosa Hidrometeoroloji Kurumu tarafından yapılan tahminlere göre yarın da hava durumunda bir değişiklik beklenmiyor. Günün en yüksek hava sıcaklıkları 19 ila 22 derece dolayında seyredecek. Değerli izleyenlerimiz sonunda futbol severler için bir haberimiz var. Futbol şampiyonumuz Balkani UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup elemeleri dahilinde 3. tur maçında bu akşam 18.45'te G grubunda Türk ekibi Sivas Spor'la Sivas'ta karşı karşıya gelecek. Haber bültenimizi bu haberle noktalıyoruz. Yarın haftanın son RTK haberinde yeniden birlikte olmak dilekleriyle efendim. Hoşçakalın. Müzik